Merhaba hanımlar. Kendi Oyanı Yap YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Tığ battısını yaptıktan sonra tek sırada yapılan çok güzel bir model. Böyle çok güzel, gösterişli duruyor hanımlar. Tek renk yazmalara yapıldığında namaz ve mevlüt başörtülerine de, çeyizlere de çok yakışır. Oyamızı tek sırada yapıp bitiriyoruz. Zor değil ama biraz yavaş ilerliyor hanımlar. Sık iğne ile yapıldığı için yavaş ilerliyor. Onun dışında yapımı kolay. Modelin tığ battısında iki zincir çekerek yaptım. Şimdi sizinle birlikte başlayıp yapalım. Oyamıza yazmanın düz yönünden ipimizi tığ battıya sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Sabitledikten sonra bir zincir çekip şu iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. İki kez ip alıyoruz. İki tığ battı atlayıp üçüncüye giriyoruz. Uzatarak 1, 2, 3, 4 defa da çıkıyoruz. Buraya 4 zincir çekiyoruz. Burada yaptığımız trabzanı 7 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Trabzanın altından ipimizi alıyoruz. Üzerine kapatıyoruz. 2 oldu. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sık iğneden sonra bir de aynı tığ battıya batıyoruz. 8 oluyor hanımlar. Böyle tamamladıktan sonra buraya bir zincir çekiyoruz. Tekrar iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. İki kez ip alıyoruz. İki tığ battı atlayıp üçüncüye giriyoruz. Hafif uzatarak 1, 2, 2, 2 olacak şekilde 4 defa da çıkıyoruz. Buraya 4 zincir çekiyoruz. Trabzanın altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. 1 oldu. Bu şekilde 7 sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sık iğneden sonra bir de aynı tığ battıya batıyoruz. 8 oluyor hanımlar. Burada bir zincir çekiyoruz. Bu battığımız kısmın açılmaması için. Bu örümcekleri yapmadan önce de ipi çekip inceltirsek daha ince uzun durur. Böyle iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. İki kez ip alıyoruz. Bir, iki tığ battı atlayıp üçüncüye giriyoruz. Uzatarak 1, 2, 3, 4 defa da çıkıyoruz. Bu üçüncüyü yaptığımızda modelimizi yapmaya başlıyoruz hanımlar. Burada 7 zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. Burada hanımlar sık iğneye başlamadan önce 4 zincir çekmiştik. Onun içine batarak sabitliyoruz. Sabitledikten sonra buraya 10 zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Buradaki diğer sık iğneden önce çektiğimiz 4 zincirin içine sabitliyoruz. Burada 2 zincir çekip düz yönünü çeviriyoruz. Burada yaptığımız 10 zincirin altından ipimizi alıp sabitliyoruz. Zincirin altından ipimizi alıyoruz, üzerine sabitliyoruz. Bu şekilde zincirin üzerine 10 sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. sık iğneden sonra bir de buradaki 7 zincirin üzerine bir kez batıyoruz hanımlar. Böyle tamamladıktan sonra burada tekrar 10 zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tersini çeviriyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Şöyle orta boylarda bir örümcek yapıyoruz. Çok büyük de değil, çok küçük de değil hanımlar. Bu şekilde örümceğimizi yapıp burada 10 sık iğneden önce 2 zincir çekmiştik. O 2 zincirin içine batıp örümceğimizi sabitliyoruz. Ters yöndeyken hanımlar, ters yöndeyken buradaki 2 zincire batıp örümceğimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekip düz yönünü çeviriyoruz.
Örümceğin boncuksu olan iki kanadının altından girip üzerine kapatıyoruz. İki kanadın altından giriyoruz, üzerine kapatıyoruz. İki oldu. Bu şekilde 8 sık iğne yapıyoruz. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. sık iğneden sonra zincire geçiyoruz hanımlar. Zincirin altından ipimizi alıp kapatıyoruz. Zincirin altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. 2. Bu şekilde zincirin üzerine de 10 sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirin üzerine 10 sık iğne yaptıktan sonra ortadaki zincire bir kez batıyoruz. Motifimiz oluşmaya başlıyor hanımlar. Burada 10 zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. Tersini çevirdikten sonra bir boncuk alıp tekrar şöyle orta boylarda bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimizi burada hanımlar örümceğin üzerine yaptığımız sık iğneden sonra hemen zincire başladığımız ilk sık iğneye batıp örümceğimizi sabitliyoruz. Bakın örümceğin iki kanadının üzerine 8 sık iğne yapıp bitirdik. Zincire başladığımız ilk sık iğneye batıp örümceğimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekip düz yönünü çeviriyoruz. Örümceğimizin boncuksuz iki kanadın üzerine 8 sık iğne yapıyoruz. 1, bakın iki kanadın altından girip üzerine kapatıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve çok sıkı örmeyin hanımlar. Çok fazla sert olup dikilmesin. Çok sıkmadan yumuşak bir şekilde zincirin üzerine de 10 sık iğne yapıyoruz. Zincirin altından girip üzerine kapatıyoruz. Örümceğin iki kanadının üzerine 8 sık iğneyi tamamladıktan sonra direkt zincire geçiyoruz. Bakın 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirin üzerine 10 sık iğne yaparak tamamladık. Buraya geldiğimizde buradaki zincirin üzerine bir kez batıp tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Düz yöndeyken 10 zincir çekiyoruz. Bir boncuk alıp tersini çeviriyoruz. Örümceği ters yöndeyken yapıyoruz. Böyle orta boylarda bir örümcek yapıyoruz. Burada hanımlar örümceğin iki kanadını tamamlayıp zincire başladığımız ilk sık iğneye batıyoruz. Örümceğimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekip düz yönünü çeviriyoruz. Örümceğin iki kanadının üzerine boncuksuz iki kanadının üzerine 8 sık iğne yapıyoruz. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8. sık iğneden sonra zincire geçiyoruz. Buraya da 10 sık iğne yapıyoruz. Zincirin altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. Dediğim gibi bu sık iğneleri çok sık yapmayın hanımım. Çok fazla sert olup dikilmesin. Böyle çok güzel bir model. Mekik oyasını anımsatıyor. Koyu renklere de açık renklere de çok yakışır. Namaz ve mevlüt başörtüsü olarak da yapılır hanımlar. Tek sırada bitmesi de çok büyük bir avantaj. Böyle zincirimizin üzerine de 10 sık iğne yaptıktan sonra bu aradaki zincire batıyoruz. Burada tekrar 10 zincir çekiyoruz düz yönündeyken. 6, 7, 8, 9, 10. Tersini çevirip örümceği ters yönde yapıyoruz. Bir boncuk alıp orta boylarda bir örümcek yapıyoruz. Burada hanımlar örümceğin üzerini tamamlayıp zincire geçtiğimiz ilk sık iğneye batıp sabitliyoruz. Bir zincir çekip düz yönünü çevirip örümceğin boncuksu iki kanadın üzerine 8 sık iğne yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 oldu.
Bu şekilde 6 örümcek yapıyoruz. Aynı işlemle. Aynı şekilde böyle hanımlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 örümcek oluncaya kadar tamamladım. Sonuncu buradaki yine 7 zincirimizin üzerine battıktan sonra buraya bir zincir çekiyoruz. Burada motifimize başlarken yaptığımız trabzanı 7 kez sık iğne ile dolduruyoruz. 1 trabzan altından ipimizi alıp üzerine kapatıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sık iğneden sonra tekrar aynı tığ battıya batıyoruz. Bununla birlikte 8 oluyor hanımlar. Battıktan sonra buranın açılmaması için bir zincir çekiyoruz. Yine 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. İki kez ip alıyoruz. 1 2 tığ battı atlayıp 3.'ye giriyoruz. İpimizi alıyoruz. Böyle uzatarak 1 2 2 2 olacak şekilde 4 defa da çıkıyoruz. Buraya bir zincir çekip tersini çeviriyoruz. Burada hanımlar yine böyle örümceğimizi yapıp battığımız gibi örümceğin üzerindeki 7 sık iğneyi tamamlayıp zincire başladığımız ilk sık iğneye batıyoruz. Bir zincir çekip düz yönünü çeviriyoruz. Buradaki trabzanımızı yine 7 sık iğne ile dolduruyoruz. Altı ve 7. 7. sık iğneden sonra bir de aynı tığ battıya batıyoruz. 8 oluyor hanımlar. Buraya bir zincir çekiyoruz. Tekrar 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. 2 kez ip alıyoruz. 2 tığ battı atlayıp 3.'ye giriyoruz. 1, 2, 3, 4 defa da çıkıyoruz. Bakın hanımlar motifimizi tamamladık. Buraya 4 zincir çekiyoruz. Trabzanı 7 kez sık iğne ile dolduruyoruz. Bir de hanımlar aynı tığ battıya batıyoruz. 8 oluyor. Buraya bir zincir çekiyoruz. 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. 2 kez ip alıyoruz. 1 2 tığ battı atlayıp 3.'ye giriyoruz. 1 2 3 4 defa da çıkıyoruz. Bir uzatarak çıkıyoruz hanımlar. Buraya 4 zincir çekiyoruz. Trabzanımızı 7 kez sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7. sık iğneden sonra aynı tığ battıya batıyoruz. 8 oluyor. Buraya bir zincir çekip yine 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyoruz. 2 kez ip alıyoruz. 2 tığ battı atlayıp 3.'ye giriyoruz. Yine uzatarak 1 2, 3, 4 defa da çıkıyoruz. Buraya 7 zincir çekiyoruz. Tersini çeviriyoruz. Buradaki ilk 4 zincire sık iğne ile sabitliyoruz. 10 zincir çekiyoruz. Sıradaki zincire sabitliyoruz. 2 zincir çekip buraya 10 sık iğne yapıyoruz. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir de hanımlar burada çektiğimiz 7 zincirin üzerine batıyoruz. Buraya da sabitliyoruz. Buradan sonra hanımlar aynı buradaki gibi motifimizi yaparak boyamızı bitiriyoruz. Boyamızın yapılışı bu şekilde. Böyle motifimizi tamamladıktan sonra bu aradan 2 tane yapıp 3. de dönüp buradaki bir işlemimizi yaparak oyamızı devam ettiriyoruz hanımlar. Böyle hanımlar çok güzel gösterişli bir model. Mekik oyasını anımsatıyor.
Namaz ve mevlüt başörtülerini çeyizleri yapılacak bir model. Tek sırada yapılması da avantaj hanımlar. Biraz yavaş ilerliyor ama yapımı zevkli. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.